kitap bir toplum olduğu anlaşılıyor. Ehli kitap ne demek? Allah'tan gelen vahiy orijini dini satarak, gizleyerek, kimi de o sen de herhalde bunu açalım diye. Aslında satarak, gizleyerek, zan ve tahminle din uyduranlara bir vahyi yol var. Vahiy orijini din. Bu insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa peygamberlerin gönderdiği dinin adı İslam, teslim olanların adı Müslüman. Her peygamber kendinden öncekileri doğrulamış ve tasdik etmiş. Kendinden sonrakileri de müjdelemiş. İşte bunlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde. Bunun birine helal olan diğerine de helal, birine haram olan diğerine de haram. İşte tek bir ümmet dediği bu. Bunun dışındakiler gayr-ı Rabbani yolda olanlar, bunlar birçok ümmet, birçok şeriat içinde olanlar. Farklı şeriatlar olan bunlar. Yoksa peygamberlerin şeriatı farklılığı değil. Peki o zaman şu ayet ne yapacağız? Biz daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye kadar hiçbir ayeti neshetmez veya unutturmayız. Demek ki unutturuyor Allah bazı ayetler o zaman. 106, Bakara 106. Sen unutursan unuttur tabii. Yani demek... sen unutmasan unutturmasın. Bak orada şunu anlatıyor. Müsaade edersen. Aslında Allah'ın neshettiği nedir? Bak bu konuyu bile kavrasalar şu Kur'an anlamakta büyük bir yol açacak. Konuyu değiştirdik geçen abi. Konuyu atlamayalım. Şu konuyu bitirelim ondan sonra buna geçelim. Bu konuyu çok önemli olduğu için şey yapalım. Tamam. Bak aslında nes kelimesini Kur'an iki anlamda kullanmış. Birisi Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahyi bilgileri peygamber öldükten sonra satarak, gizleyerek Allah'ın haram dediğini helal, helalını haram yapan toplumun din anlayışlarını Allah nesediyor. Yoksa Allah kendi gönderdiği vahiy bilgileri, ayetleri değil. Cumartesi yasağını da mı bu bağlamda alıyoruz? Aynen. Yani onu kendileri haramlaştırıyorlar cumartesi değil mi hocam? Tabii yani ki. Yok orada cumartesi yasağı şunu anlatıyor. O ayrı bir. Mesela Yahudilerin koyunun iç yağını ve kuyruk yağını Allah onlara haram etmiyor. Onlar kendi kendilerine haram ediyor. Oradaki aslında Allah Yahudilik diye bir din göndermedi. Allah Hristiyanlık diye bir din göndermedi. Allah Ehl-i Sünnet diye bir din göndermedi. Ehl-i Şia diye bir din göndermedi. Allah'ın gönderdiği din İslam, teslim olanlar adı Müslüman. Ben Müslümanım diye insanları Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Başka yok. Evet. Bu çok önemli. Cumartesi ilgili bir şey devam edecek. İşte cumartesi yasa aslında mesela Adem'e yasaklanan yasak ağaçla Talut'un bir ırmaktan geçip oradaki az bir kısmını içip kurtuldu, diğerleri helal oldu derken Allah dünya hayatında helalleri ve haramları yaratmış. Haramları yememeyi, yapmamayı, helalleri yemeyi ve onu yaşamayı, onunla hemdem olmayı istemiş. İşte orada bazı şeylerin haram kılındığı halde şiddetli bir açlık, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kaldığınızda saldırmamak, hatta açmamak koşuluyla bu saydığımız şeylerden ihtiyaç kadar yiyebilirsiniz olayını şeye bağlıyor. O su içme, nehirden su içme olayına bağlıyor. Yani oradaki şiddetli bir açlık, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalan bir durumu, toplumun durumunu onlardan kendi ihtiyaçlarını o haramlardan yiyecek kadar giderenleri kastediyor. Diğerleri helak olmuştur diyor. Onu anlatıyor. Cumartesi yasağı da şunu anlatıyor. Balıklar kıyıya onlar yasağa uydukları zaman harılar geliyordu. Onlar yasağa uymadıkları zaman balıklar gelmiyordu. Allah diyor ki düşünmeyenler, akletmeyenler hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da daha aşağı. Senin ibadet yasağına uyup uymadığını balık nereden bilsin? Burada bir şey anlatıyor Kur'an. Yani kurallara, mesela insan evrensel yasalara ve vahiysel yasalara uyduğu zaman nimetler harar harar geliyordu. Balığı burada nimet olarak almış. Ama sen bu yasalara uymadığın zaman nimetler de uzak kalıyor. Bunu anlatıyor olay. Şimdi devam edelim işte. Yani yasaklara uyarsak nimetini artıracak mı Allah? Tabii ki. Zaten nimet kelimesini sadece evrensel yiyecekler, içecekler anlamında değil,
Allah'ın ahiret aleminde senin azığının arttırılması anlamında kullanmış. Azığın, harcayacağın azık anlamında kullanmış. Zaten siz eğer Allah'ın dinine uyarsanız Allah'ın nimetini arttırır. Olay. Başka bu konuda yani nesetme olayını, teknolojik olarak nesetme olay. Mesela geçen de harfiyatçı arkadaşlarla bir şeye gittik. Harfiyatın nasıl yapıldığını görmeye gittik. Baktım, 40-50 tonluk kamyonlar dizilmiş oraya. Her kürekte 1 ton, 2 ton yük atan kepçeler var orada. Allah dedim, kalkmayla, kürekle betonu atmayı, toprak atmayı nesetmiş. Yerine bu buldozerleri koyup yerine onu getirmiş. Olay bu. İşte nes olayını böyle anlattı. Yani teknolojide insanlar bir daha güzeli gelince daha önceki geleni tedavülden kaldırdık anlamında. Bu da onu anlatıyor. Mesela bir olay var aslında o Kur'an'ın korunma olayıyla ilgili ama burada da onun da bir önemi var. İlk olarak Kur'an'ı kasete alma olayı 1885 tarihinde oluyor. Daha önce neden alınmadı bu kasete? Çünkü kaset olayının yani icadı yoktu. Ondan dolayı. İşte Allah insanların ürettiği şeylerle ben yaptım, ben nesettim onu anlatır. Allah kendi koyduğu kuralı bozmaz. Bu kesinlikle Allah'ın bir yasasıdır. Bu bağlamda tamam. Şöyle de olamaz mı hocam? Mesela dönemsel olarak mesela işte tarımla uğraşan bir topluma gelen Allah'ın ayetleri bölgesel nitelikte olup da sonrasında evrensel bir niteliğe bürünen ve peygamberi o toplumun içerisinden çıkardıktan sonra genel geçer ilkeler olacağından dolayı sadece bir bölgeye, bir gruba, bir zümreye mesela İsrailoğulları gibi onlara verilen kaideler onları kapsayacak şekliyle yani biraz yönetmelik şeklinde ama daha sonra Allah Resulüne gelen vahyin ise anayasa çerçevesinde yani evrensel nitelikte olduğu şeklinde anlayamaz mıyız? Bazı şeylerin, ayetlerin unutturulması veya neshedilmesi olayı. Başka arkadaşlar cevap versin. Eğer şeyse. Ben olmayacağı kanaatindeyim. Yani, çünkü hiçbir kitap bir milleti ilgilendirecek kadar küçük değildir. Bir kitap inmişse tüm dünyayı her zaman için ilgilendirir. Çünkü bu Allah'ın adaletine yakışır. Yani Allah ki o toplumu kurtaracak. Öbürler ne olacak? Diyelim ki Musa'nın şeriatı. Ama ifratları yok ki hocam. Mesela olsun hocam. Şeyler, ticaret yolları var, İpek yolu var. Yok. İsrailoğulları bölgesinde yaşayan, yani şimdiki Filistin bölgesinde yaşayan insanlar, Kanada'daki insanın o dönemde birbirine hiçbir surette bağlamaz. İstediği kadar kervanlar. Oraya ayrı bir peygamber gönderme ihtimali de var. Yani gidip gelmeler sadece bizim zamanımızda değil, o zaman da oluyor. Hayır, ayrı peygamber de gönderir. Abi olsun, tamam kabul. Ama yani irtibat ne kadar olur, ne kadar sağlıklı olur, ne kadar düzgün olur. Tamam, şimdi örneğin İsrailoğulları nerede yaşıyor? Filistin tarafında gelmiş düşünelim. Rusya'da yaşayan bir insan grubu var, orada da bir peygamber gelmiş. İkisinin şeriatı farklı, senin dediğin şekilde. Yani Allah birisine bir farklı gönderiyor. Şeriat öz olarak farklı değil. Yani birisinde bir şey yasak. Tanımlama ifadesi. Yani öyle bir şey. Rusya'dan bir grup geldi, Filistin'e geldi. Şimdi hem bu Allah'ın yasasıyla yani bir çelişki olmuş oldu, ortaya çıkmış oldu. Öbürü o şekilde inanıyor. Yani şimdiki bizim mezhepler gibi birisi şöyle diyor, birisi böyle diyor ya. Aynı şey orada çıkmış olur diye düşünüyorum. Ben şu ayette de, affedersiniz buyurun hocam, yani kendilerine vahiy getirilmeyen, iletilmeyen hiçbir kavmin sorgulanmayacağı veyahut da şeye tabi olmayacağı hususunda el alırsak, muhtemeldir ki ulaşmayan bölgelere Allah yeni peygamberler
farklı peygamberler ama aynı şeriatı peygamberler göndermiştir. Ama o gönderdiği kitaplar diğerinden farklı değil, evrensel çapta tüm insanların menfaatini sunmuş olduğu düşüncesidir. Benim anladığım bu. Bakınız, aslında ben şuna benzetiyorum. Bir kar topağı var. O kar topağının içerisinde büyük kütlelerimiz hep özelliklerini taşır. Kar topağı büyüdükçe hacim büyür, özellik aynı devam eder. Yuvarlandıkça hacim büyür, özellik aynı devam eder. İşte o kadar büyük kütleler haline gelir ki aynen evrenin yaratılışı da böyle. İnsanlığın varoluşu da böyle. İnsanlık bir süre içerisinde bir teknolojik yönden bir şeyler icat ediyorsa ilk şeyi onun en küçüğüdür. Veya bir ağaç bir şeyden, çekirdekten büyüyse o büyük ağacın filisti o bir çekirdekte gizli. Yani o büyüdükçe onun genişleyerek şey yok. Özelliklerinden bir değişme yok. İşte Allah nesettiği olay toplumun kendi koyduğu kuralları kendileri bozması. Mesela Allah koyunun iç yağını ve kuyruk yağını Yahudilere de helal ediyor. Hristiyanlara da helal ediyor. Ama bunlar Allah'ın helal ettiği bir şeyi kendileri haram ettiklerinden dolayı Allah ona haram ettik diyor. Yani orada nesetmiyor onu. Benim kastım da bu zaten. Mesela bir bölgede mesela deve örneği veriliyor ama atıyorum Kanada'da deve örneği geçerli olmuyor yani. Orada da bir inek örneği oldu. Yani, mesela, o sanki o bölge sınırları içerisine evrensel yasaların sadece onları ilgilendiren tarafıyla vahyedilmiş hali. Şimdiki Kur'an ise bütün dünya üzerinde iyice açılmış, sizin o örneğinizde olduğu gibi yapraklarıyla, meyvesiyle, köküyle, gövdesiyle var olma durumu şeklinde. Daha yani genişleme olur. Kastettiğim o. Yoksa yani bir dönemde birisine helal olan diğer dönemde öbürüne helal olması diye bir kasıt zaten kesinlikle değil. Yani, bak ama bütün müfessirler Allah Yahudilere koyunun iç yağını... Yok ben o taraftan söylemedim. Yok sizin dediğinizde değil mi? Bak sizin söylediğinizde aynen yürekten katılıyorum. Allah geçmiş İsa'ya ve Musa'ya gönderdiği dinle son Nebi'ye gönderilen din arasında hiçbir farklılık yok. Hepsi kesinlikle. Birine helal olan diğerine de helal, birine haram olan diğerine de haram. Bak şu ayet çok önemsiyorum ben. Sürekli de vurguluyorum. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde onlar ki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacak ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. O elçi onlara marufu emrediyor, münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyorduk. Ve onların ağır yüklerini indiriyorduk. Kim o peygamberi ve o nuru izlerse işte kurtuluşta olan onlardır. Şimdi şu andaki Tevrat'ta ve İncil'de bir bakın bakalım. Şeyin geleceği var mı? Ümmi peygamberin geleceği var mı? Zaten olmadığı için Hristiyanlardan hiçbiri Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanmaz. Yahudilerden de inanmaz. Neden inanmaz? Çünkü kendileri bozdukları kitapta bu yoktu, ondan inanmaz. İşte Allah'ın nesettiği bunların yanlış anlayışlarını nesediyor Kur'an. Yani Hazreti İsa'ya gelen vahiy orijini, dini bozup doğru olan Hazreti İsa'ya gelmiş olan vahiy orijini, dini tekrar gündeme getirerek onların yanlışlarını nesederek yeni bir peygamberle dizayn ediyor. Olay bu. Hiç peygamberler arasında fark yok. Peki insanların bozduğu diyorsunuz değil mi? Bak, Tevrat'a tabii ki insanlar bozdu. Peki Kur'an niye bozulmadı? Allah onları koruyamadı mı? İşte dedi ya, bak mesela teknoloji... Allah'ın yasasında değişiklik oldu ama. Müsaade edin. Şimdi Allah insanlara zulmetmez. Allah insanları saptırmaz. Allah insanları korumaz. Allah insanları... barındırmaz veya ne dersen de. Yani insanlara Allah halife olarak yaratıyor insanı. Haşa tabiri caizse
sen bir Allah'sın diyor. İman edenlere dışarıdan suflörlük yapıyor tabiri caizse. Yani bir peygamber aracılığıyla o iman edenlerin nerede nasıl yaşam sürmesi gerektiğini yanıldıkları yerlerde oradan dur, buraya geç. Buradan geç, sola dön. Soldan sağa dön deyip sana yol gösteriyor. İşte Allah kimseyi saptırmaz ve hidayete getirmez derken halife, yani sen hiçbir zaman kendini değiştirmedikçe Allah seni değiştirmiyor. Bir kavim kendi gidişatını değiştirmezse Allah bir kavmin gidişatını değiştirmiyor. Allah kimseyi cennete de atmıyor, kimseyi cehenneme de atmıyor. Kimseyi cennette veya cehennemde, ahiret aleminde şefaat de vermiyor. İnsana dünya hayatında bir zaman dilimi içerisinde denemeye tabi tutuyor ve önüne yaşadığı hayatı kamera kayıt sistemini alıyor, bir de kitapla belgeliyor. İşte senin hayatın diyor. Ahiret aleminde önüne koyuyor ve o hayata göre kim nereye gideceğini biliyor zaten. Oradaki söz değişikliğe uğratılmaz diyor. Bu çok önemli. Yani bir tanesine şöyle dedim. Ahiret aleminde ne peygamberler şefaat edecek, ne kavuslar şefaat edecek, ne çocuklar şefaat edecek, ne şehitler şefaat edecek. Hatta Allah da şefaat etmeyecek dedim. Birisi kalktı dedi ki, ya sen bütün söylediklerini ayette belgeliyorsun. Bunu da belgeleyebilir misin dedi. Tabii ki belgeleyebilirim. Ben de dedim ki, ikiniz çekişip durmayın. Benim huzurumda söz değişikliğe uğramaz, girin cehenneme. İşte buradaki söz, senin amelin orada kayıt, kamera altına alınmış ve orada belge. Onun dışında Allah sana bir hurma çekirdeğinin etrafındaki lifler kadar haksızlığa uğratılmayacak diyor. O zaman Allah cehennemlik olan birini tutar da cennete atar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Veya cennetlik olan birini cehennemde barındırır mı? Allah dilediğini bağışlamıyor. Yani hal dünyada bağışlıyor. Yani dünyada da o bağışlama şekli, insan kendisini bağışlarsa Allah onu bağışladım der. Onu nerede diyor? Kur'an'da diyor. Yani dilediğimi bağışlarım diye. Yani Allah insana müdahale etmiyor. Kitabın bozulması. İnsan kendine müdahale ediyor. Bak mesela şu helak kavramları da. Gerçi konuyu oradan oraya dağıttık ya. Kitabın bozulmasına cevap sanki alamadım. Ha oradaki kitabın. Yani mesela Tevrat bozulmuş, Tevrat diyorsunuz. Yok. Kur'an bozulmadı. Hayır. Bak zaten peygamberler tekrar peş peşe izlemesi nedir? O günkü teknolojik bilgilerin peygambere gelen vahiy bilgileri koruyacak belgenin olmayışı veya o peygambere destek veren halkın olmayışından kaynaklı veya yeterli bir bilginin insan tarafından korunmayışı anlamında kullanıyor. Yani yasa değişmiş mi hocam? İşte kaset çıkınca mı? Ben az önce Nesih'ten bahsettim ya. Yani niye ben şeyi örneğini verdim? O kaset örneğini verdim. Neden Kur'an'ın indiği dönemde yoktu kaset örneği? İşte Allah Nesih olayını ikiye ayırıyor, anlatıyor. Artık kamera kayıt sistemi olunca şahitliğe de gerek yok. Onu kameraya aldın, o sana gerçek bilgiyi veriyor. Eğer montaj bilmem neyi olsa. Olay bu. Yani Tevrat'ı bozan insanların kendileri. Allah Tevrat'ı bozma ihtimali var. Hayır efendim, Kur'an'ı biz indirdik diyor. Yani Kur'an iki kaynak. Tevrat'ı da Allah indirdi. İndirdi, iki kaynaktan geliyor Kur'an'ın korunması. Birisi vahiy bilgilerin Allah'ın Resulüne gelir gelmez deriler ve kağıtlar üzerinde. Bak ayette öyle diyor. Enam suresinin 91. ayeti kerimesinde. Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir demekle Allah'ın kadrini, kıymetini takdir edemediler. Musa'ya nur olarak indirdiğimiz, sizin de deriler ve kağıtlar üzerine yazdığınız o kitabı kim indirdi? Peki onlar da yazsaydılar deriler üzerine? Yazacak malzemeleri ve yazacak insan yoktu. 4 tane havarisi var şey insanın. Yazı yok da ortada. Yazı yok ortada veya yazı varsa da kültürü gelişmemiş. Bak mesela diyor ki. Peki Musa'nın şimdi ayeti okudunuz. Musa'nın yazanları kim? Musa'nın yazanları demiyor. İndirileni diyor.
Yani Musa'ya vay levhalar diyor. Levhalar sizin yazdığınız Kur'an. Musa'ya yazılmadı. Tevrat. Yani diğerler yazılmadı diyor Kur'an. İnsanların akıl bali oldu. Kur'an'la. Burası aslında örtüşüyor. Yani Allah bugünleri görüyor ki mesela ben hep bunu düşünmüşümdür. İbrahim'le de bunu paylaştım. Örneğin günümüzde peygamber olsaydı nasıl olurdu? Sorusunu düşünüyorum. Kesinlikle itibar edilmez. Anarşist olur. Yani şöyle, internetle, efendim söyleyeyim diğer medya kanallarıyla vesaire vesaire inanılmaz bir linç yapılabilirdi. Başarısız da olabilirdi. Her yaptığı kayıt altına alınacak. Düşünebiliyor musun? Her yaptığı ve bundan sonra hiçbir şey olmayacaktı. Ya işte sapma şu bu olmayacaktı. Her şey apaçık olacaktı ama öyle ki geçiş döneminde ve artık bundan sonra insanoğlu akıl bali oldu dediğimde benim orası birazcık. Geçiş dönemi ki bundan sonra her şey kayıt altında. Hocamın da bahsettiği gibi. Mesela bundan sonra Kur'an'ı tüm dünya birleşse silmeye gücü yeter mi? Yani ufacık bir çipin içerisinde bile 1 milyon tane Kur'an sığdırabilirsin. 1 milyon olmasına da gerek yok belki ama. İşte hangi evdekini yok edeceksin? Böyle böyle koruduk diyor işte. Yani insanlar eliyle koruyor Allah. Bak kesinlikle. Abi şey Bekir'in sorduğu da hani biri korunmuş biri korunmamış. İşte korunmaz. Ne zaman değişti diyor Bekir. Şuradan kaynaklanıyor. Yani onu koruyacak insan ve koruyacak malzeme yok da ondan dolayı. Yani nasıl Kur'an kasetçalara alınmadan önce nasıl bu olmadığından dolayı... Şöyle mi anlamamız lazım? Yani şartlar, şartlar değiştiği için. Ali Rıza Hocam, Kur'an-ı Kerim indiği dönemdeki teknoloji yoktu yani. Efendim? Yani teknoloji yani ileri anlamda söylüyorum. Hani teknoloji mi hani kağıttır, kemiktir, kalemdir yoktu yani. Olmasa yazdım. Musa'nın önünde mi diyorsun? Evet. Yani Kur'an-ı Kerim dönemindeki teknoloji o zaman yoktu. Hani teknoloji değil ama... Çok güzel. O zamanki malzemeler ve koruyacak insan o zaman yok. Allah insanlarla koruyor. İnsan korursa koruyor. Bak bir ayet vereyim size. Müdahale. Allah iki kaynaktan yapıyor müdahaleyi. Birisi gönderdiği kainat yasalarına sen uymadığın zaman Allah sana müdahale ediyor. Ettiriyor daha doğrusu. Biri de insanlar eliyle sana müdahale ettiriyor. Sen kurallara uymazsan. Mesela Hac suresinin 40. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allah, onlar Rabbim Allah'tır dediklerinden dolayı yerlerinden, yurtlarından sürüldüler. Ve arkasından diyor ki, eğer insanların kimileriyle def etme olayı olmamış olsaydı, yeryüzündeki manastırlar, kiliseler, havralar, Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılır giderdi diyor. Yani biz mescidimizi korursak Allah koruyorum diyor. Biz mescidimizi korumazsak Allah korumaz diyor. Biz bir insanı öldürürsek veya öldürmeyi engellersek biz korursak Allah korur diyor. Yoksa Allah'ın özel bir müdahalesi yok. Yine vurduk anlatacağım bir olayı. Yani bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir gün Allah rızkı verdi diyor. Ben buna kesin inanıyorum diyor. Bunu bir Allah'a teste tabi tutuyor. Bir gün hiç kimsenin göremeyeceği, gelmeyeceği bir yere gidiyor derviş emiri. Orada kimsenin görmeyeceği bir çukura yatıyor, uzanıyor. Bir gün geliyor, acıkıyor. Allah'tan rızık yok. İki gün geliyor, gittikçe sendelemeye başlıyor, hala rızık yok. 3 gün gidiyor, hala rızık yok ama artık nefes alacak, konuşacak durumu kalmıyor. O arada bir iki turist geliyor oraya gezmeye. Gezdikten sonra onu görmeden gene geriye doğru gidiyorlar. Eyvah, bunları da kaçırsak biz yandık diyor. Bir öksürüyor. Adamlar tabur tabur geliyor, bir bakıyor ki orada baygın, açlıktan yatan bir adam var. Hemen yediriyorlar, içiriyorlar. Allah rızkı veriyor ama en azından bir öksürmek lazım diyor. Yani çaba gösterirsen, bak dua kelimesini o kadar yanlış anlamışlar ki, dua
kişinin istek ve arzularının fiili hayatla bulunması demektir. Yoksa bu iki şıktan biri olmazsa dua olmaz. İşte şey suresinde onlar hayra da şerre de dua ederler derken şerre dua etmeleri, şerre doğru yönelip fiili hayatta bulunmaları, hayra dua etmeleri, hayra doğru yönelip hayır yolunda çaba göstermeleri. Dua bu. Peki dilin şükrü nasıl olacak hocam? Dilin şükrü. Mesela ben şöyle söyleyeyim, paranın şükrü kendi cinsinden, her şükür kendi cinsinden oluyor. Bedenin şükrü, namazla işte efendim şükür. Dilin şükrünü nasıl yapıyor? Dilin şükrü Allah'ın... Yani müstakil olarak bir dua gerekmez mi? Dedikodu yapmamak, gıybet yapmamak. Yani ağzından kötü söz çıkmaması, dilin şükrü, iyi sözlerin çıkması, dilin şükrü bu. Yani tamamen dua fiil, fiiliyat mı? Fiili hayatta buluşması. Başka türlü dua yok. Dua ile yaratmışsın. Eğer duayı bunun dışında anlarsan kesinlikle doğru bir sonuca varamazsın. Ve pratikte görür. Mesela diyor ki Allah, dua edenin duasına ben icabet ederim diyor. Ben Allah'ın duasına, insanların duasına icabet ettiğini hiç görmedim. Bu anlamdaki duaya. Siz duydunuz mu, işittiniz mi? Allah benim çocuğu iyileştir diyor, bir iyileşme yok. Benim çocuğu iyileştir dediğin zaman o konunun uzmanlarına, tıbba, doktora götüreceksin. Çocuğun o konuda gerekli tahlil, inceleme yapacak. Ondan sonra senin çocuğun hastalığını teşhis edecek ve gerekli ilacı verecek, çocuğun iyileşecek. Yoksa başka türlü çocuğun iyileşmez. Senin duan o. Allah bana rızık ver dediğin zaman ticarette, sanatta, çiftçilikte, aklına ne kadar meslek dalında yürüyorsan o dalda gerekli o konunun kurallarına uygun olarak hareket edeceksin ve o konuda rızıklar sana gelmeye başlayacak. Senin o konudaki duan o. Allah'ın vermesi de o. İcabet etmesi de o. Başka yok. Hocam peki Allah'tan yardım dilemeyi nasıl anlayacağız? İşte böyle anlayacağız. Eşyaya yönelerek yardım dileyeceksin. İnsanlara, o konuda duyarlı olan insanlara giderek yardım dileyeceksin. Yoksa Allah'ım bana yardım et dediğin zaman Allah sana yardım etmiyor. Yani kurallara uyacaksın. Kurallar neydi? İkiydi. Birisi... Ama orada bir tezatlık var yani. Kur'an'da öyle şey koşanlar hocam. Diğerlerden yani Allah'ın gayrısından... Pardon, dinleyelim. Şimdi orada bir şey yok mu? Yani şirk koşan bir kesime tezat bir ifade. Yani onlar başkalarından yardım istiyor. Siz sadece Allah'tan yardım isteyin. İşte yani. Allah'tan yardım, Allah'ın koyduğu yasalara, kurallara göre yardım istenir. Az önce dediğim gibi mesela bir kişinin açlığından ölmesine Allah'a dua ederek yani el açıp Allah'ım bana gökten rızık gönder, ben yiyeyim, dirileyim anlamında değil. Sen açsan eğer bir hazırda yiyecek bulamıyorsan başka bir insanlardan. Hocam ben kafirler de aynı yardım istiyorlar. Hocam işte sen şöyle Davut Hocam'ın şeyinden gidelim de birkaç ayet okuyayım onlarla ilgili bunlara bir şey yapalım. 23.109 Bakın kullarım arasında ey Rabbimiz biz sana inandık öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bize acı. Çünkü gerçek acıyanımız esirgeyenimiz sensin diyenler de vardı. Devam ediyorum. 23.98 Rabbim onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum. Ve de ki ey Rabbim tüm kötü dürtülerin kışkırtmalarına karşı sana sığınıyorum. İbrahim 40'ı 90 mı? Neslin namaz kılanlardanydı mesela. 23.39 Ey Rabbim der, bunların bu yalanlamalarına karşı bana destek ol. Yine başka bir evde de okumuştum. Mut suresi 71-28 Bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster. Zulüm isteyenleri her zaman helaka uğrat. Sen söylüyordun abi, ben de bu kadar söyleyeyim. Şimdi burada ne diyordun? Siz söyleyin önce. Rabbim benim namazımda sürekli kıl, soyundan olanları da. Rabbim duamı kabul buyur. İbrahim 40. ayet.
Şimdi böyle dua ediyorsun. Ne dedi? Yani hani kendimiz için mesela diyebiliriz ki hani tamam Allah'ın koyduğu yasalar neticesinde o şekilde ilerleyebiliriz. Kendimiz adına mesela namazı kılarak Allah'ın koyduğu yasalara uyarak devam edebiliriz. Peki soyundan gelenleri, çocuklarımızı? Yani çocuklarına gelen de bunu vasfedeceksin, anlatacaksın. O doğru da o. Sorun şimdi ayetleri. Ama direkt Allah'a yöneliyor burada. Yani direkt Allah diyor. Ya işte Kur'an'ı anlattım sana da şunu diyorum. Ben Kur'an'da altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken ayetlerin önce bir bilinmesi lazım. Diğer ayetler anlaşılırken bu ayetler çerçevesinde o ayetlere çelişki oluşturmadan anlamak lazım. Eğer bir ayete doğru bir yorum koyabilirsen onunla ilgili bütün ayetler o yoruma onay verir. Eğer bir ayete yanlış bir yorum verirsen o ayette bütün ayetler hem evrensel yasalar onay vermez. Bu çok önemli. Şimdi Allah hayra da dua eder diyor, şerre de dua eder. Peki insan hayra dua eder, kendisine hep iyilik ister de şerre nasıl dua eder bu insan? Şerre yöneldiği zaman duası o oluyor. Bir anlamda bilmediği bir hocam, bilmediği efendim, hususta bilmediği dua hesaplamadığı olmaz mı hocam? Ne sözlü? İşte, dua iki türlü zaten. Biri sözlü dua, birisi de bu sözlü duanın isteğe uygun şekilde çaba gösterip tamam. Hayata almasını. Eyvallah. Bu şekilde yani. Bu şekilde oturuyor. Tabii ki de başka türlü nasıl olacak da. Ama siz ilk başta ama yanlış anladınız. Ben size söyledim. Ben sadece fiiliyat gibi anlaşıldı. Gibi söylediniz de. Hayır bak istek ve arzunun yani sözlülüğün dedim bak. Bunu anlayamam mısınız? Sözün fiiliyata geçmesi. Sözün fiiliyata geçmesidir dedim biz dua. O şekilde algılamadık. O zaman özür dilerim. Yanlış sözünüz yani. Biz de onlar sözün içinde fiiliyat var oldu. Ya öyle şey olur mu ya? Yani iman ettim dediğin, bak şu da fiiliyata koyacaksın dedim. Şu duada bak iman ettin dediğin zaman bu imanın gereklerini fiili hayata geçirmedikçe Allah öyle bir imanı kabul etmiyor. Hocam evet. Mesela bakın şuradaki işte bunu nasıl anlayacağız dediği herhalde ayetlerden bir tanesi Davut'un sorduğu. Ve onlar ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözün aydınlığı olacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Hadi eşi anladık ama soyumuzdan geleceklere dua etmek nasıl olacak? İşte senin o arzunu o yönde yakınların, çevrelerin o yönde çaba ve gayretinin gösterilmesini Allah'tan istiyorsun. Yoksa yani bu noktada fiiliyatımız ne olacak? Senin fiiliyatın yakınlarına bunu vasiyet etmek, anlatmak, aktarmak. Onların şeyi de senin aktardığın o zihniyeti bir soy bağı olarak devam ediyor. Kişinin kendi ameline bağlı değil mi? Efendim? O çocuğun da kendi ameline bağlı değil mi? Sen bunu istiyorsun. Böyle bir hayat bakışını sen bunu istediğinden dolayı Allah o çocuk eğer senin istediğin duaya uymuyorsa bir ayette şöyle de vasiyet eden doğru bir vasiyette bulunsun. O doğru vasiyette bulunan vasiyete sahip olanlar da ona uyarlarsa onun vasiyetini yerine getirirlerse ne güzel. Getirmelerse vasiyet edenin vasiyet edişinden bir sorumluluk yoktur der. Elbette dua et, sen vasiyet ediyorsun. Ne diyorsun? Ey çocuklarım doğru yolda gidin. Eğer çocuklar doğru yolda gitmemişlerse senin vasiyete uymamışlar. O zaman sen onlardan sorumlu değilsin. O zaman dua boşa gitti hocam. İşte sen dua ediyorsun, o çocuk uymazsa o dua boşuna gidiyor tabii. Bak şunu diyor Kur'an. Yani bu noktada Allah'ın bir pozitif ayrımcılığı söz konusu değil mi? Yani dua akan mecrada akan suyu tersine çevirme yetisine sahip değil mi? Bunu mu sordun hocam? Yani pozitif sözüm ayrımcılık mi olmayacak mı mecrada? Evet. Yani diğeri talep etmedi, ben talep ettim. Dedim ki ayet çerçevesinde gidersek göz aydınlığı çocuklar ver. Allah çocuğu verdi ama göz aydınlığını da ben talep ettim. O noktada Allah'ın bu hamurun içerisine kıvamı koyma gibi bir pozitif bir ayrımcılık olmayacak mı? Peki senin o çocuk, o senin arzuna, duana uymasa suç sende mi çocukla mı? Sen öyle yapmak zorundasın. Senin görevin o. Ama sen, o çocuğun görevi senin söylediğine uyum sağlaması suç onda diyor Kur'an. Hocam fırlamanın teki çıktı. Yapacağın bir şey yok. Ne yapacağım? Yapacağın bir şey yoksa suç onda. Senin duan demek ki geçerli olmamış. Yani o çocuk senin duanın geçerli olması için
O çocuğun senin arzuladığın yönde yürümesi lazım. Mesela Nuh'un oğlunun. Heh. Yani o zaman benim dua etmenin anlamı olmuyor. Onu bak, söylüyorum yani. Ben. Etki var mı? Bak mesela. Etki benim, var mı yok mu? Mesele o. Kardeşimiz güzel bir örnek verdi. Nuh dedi ki Allah'ım benim oğlumu kurtar. Allah da dedi ki bak Nuh vasiyet etti bunu. Etmedi mi? Aynı senin ayetin karşılığı bu. Nuh, Allah da dedi ki o senin oğlun değil. O senin soyundan değil diyor. Oğlu değil mi? Oğlu ama oğlu inkarı seçmiş. Senin yapacağın bir şey yok diyor Allah. Nuh'un duası kabul olsaydı hocam? Nuh'un yani bu duası oğlana mı bağlı, duaya mı bağlı? Nuh'un duası kabul olsaydı o çocuk böyle bir yanlışlara düşmezdi. Düşmemiş olurdu yani. Dua mı çocuğu etkilerdi yoksa hayır, çocuk böyle olduğu için mi öyle olurdu? Senin duan, yaptığın davranışlar senin duan oluyor zaten. Yani dua ve... İkisi birbirinden ayrılmıyor. İkisi birbirinden etkilenmiyor. Duanın bir pozitif bir etkisi yok mu hocam? Yani ona olaya Allah'ın müdahale etme gibi bir fonksiyonu yok, var mı? Yok, asla, asla. Öyle bir müdahale olsaydı şu... Allah'ım İsrail'i kastet, kahret dediğinde... Belki de edecek hocam. Yani bu işte bu etme, sen İsrail'in öyle bir yaşamını, öyle bir zulmünü ortadan kaldırmak için harekete geçmedikçe Allah sana İsrail'i kahretmez. Dualarınız olmasa ne işe yarardınız? İşte dua, zaten insanın duasını ikiye ayırıyor Kur'an. Biri Rabbani yolda yürümek. Amelleriniz derdi o zaman direkt. Efendim? Mesela amelleriniz olmasa ne işe yarardınız derdi. Burada duayı farklı işte şey. Dua zaten kişinin amelleriyle arzularının bütünleşmesi söz diyor. Duanın bütünleşmesi hocam, şöyle diyor orada. Rabbena duasını etti İbrahim. Allah'ım beni, zürriyetimi namazı kılanlardan eyle derken arkasından gelenin öyle isteyip de Allah'a öyle vereceğinden dolayı değil. Allah'ın onu öyle bir yaşam sürdüğünün göstergesi olarak koymuştur. Onu yani her insan, inanan her insan öyle olmak zorunda. Ama yoksa Bekir abinin çocuğu Bekir abi istediği için Müslüman olmayacak. He. Ama Bekir abi çocuklar Müslüman olacakmış gibi hayat yaşayacak. Arzularımız Allah'ın yolunda yani bizle bağ olanlar veya sevdiklerimizin de bu yolda olmasını dileyeceğiz diyor. Yani öyle anlaşılıyor hocam. Ha diliyorsun ama olaya hiçbir etki etmedikten sonra bir anlamda. Diliyorsun. Anlamda. Boşu boşuna. Boşu boşuna diliyorsun hocam. Yani havanla su dövüyor. Gerekmiyor mu o zaman? Yani o çocuk ne yaparsa o olur deniliyor. Bak burada yani lisanen dua etmenin söylemenin hiçbir anlamı yok. O çocuk ne yaparsa o olacak. Sen boşuna yani, kürek sallayıp durma diyor. Ama bak, Allah dua ettiriyor. Bak, yani burada bir tutarsızlık. Bir örnek vereyim size. Size bir örnek vereyim. Yani hem söylettiriyor ya, Allah. Tutarsızlık olur mu? Sen o çocuk doğru olacak şekilde doğru örnek olacaksın. Ne resim tutarsızlık? Olur niye mu söylüyorsun? Abi? Direkt hareket mi? Hocam da diyor ki, hayır, o çocuğun hareketine bağlı diyor. Öyle yaşa. Ya o çocuğu yaşatır mısın? Sen o tam olmuştur. O çocuğun hareketine bağlı olsun. Bizimki koşulları sağlam bırak. Dua etme. Bak, bununla ilgili Kur'an'ı şöyle bir yayılan. Diyor ki Kur'an'da, ergenlik yaşına gelinceye kadar o yetimin malına en güzel davranış biçimi dışında yaklaşmayın. Yetimin malı derken neyi anlatıyor burada? Yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözünü bozduracak davranışta bulunmayın der. İşte o zamana kadar senin doğan o çocuğa güzel ahlakla, güzel terbiyeyle eğitip ergenlik yaşına ulaştırma. Ergenlik yaşına geldiği zaman o çocuk artık kendi duasını kendi yapıyor. Sen o çocuğa dua, evladım yapma, evladım böyle git deme. Başka türlü o çocuğa senin tesirin olmaz diyor Allah. Bir insan kendisi istemedikçe bütün dünyadaki insanlar toplansa, bir araya gelseler onun ne doğru yola getirmeye ne de yanlış yola götürmeye güçleri yetmez. Asla diyor bana. İşte onun için her koyun aslında kendi bacağından asılır ifadesi, her insan kendi çaba ve gayretinin sonucunda orada şey yapacak, cezasını ve mükafatını görecek. Hiç kimse adına yardım, destek veremeyecek. Kendi amelleri. O zaman annenin, babanın duası onun fiili hayatla ona aktarmasıdır. Eğer yapmıyorsa anne babasının onun üzerinde görevi bitmiştir. Sorumluluk kendine yükleniyor. Olay bu. Burası sıkıntı yok hocam ya.
Sıkıntı yok. Böyle olması gerekmez mi? Yani yani mantıklı olan da o. Hocam senin lisanen yaptığın... söylemenin hiçbir mantığı yok şu benim anladığım. Yani uzatmak da istemiyorum. Kurtlar. Yok zaten öyle bir şey yok. O zaman dua denilen müstakil ellerimizi açıp ya Allah'tan benim... istediğimiz bir durumun olmadığından bahsediyoruz. Ve Allah'tan istiyorsun. Ama Allah'tan istiyorsun. Ama istemiyorsun. Yani. İstiyorsun. Ama istiyorsun değil. Bak yani burada... Anlaşamadım mevzu şu. İstiyorsunu yok burada. Yapıyorsun. Hocam istemiyor olur musun? Sen Müslüman olarak kendinden sonra gelenlerin de senin gibi Müslüman olmasını istiyorsun. Sen niye Müslümanca yaşıyorsun? Evet. Şimdi bunu söylemenin ne anlamı var? Pratikte karşılığı yoksa söylemenin ne anlamı var? Bak, yani ben Allah'a elimi açıp da Allah'ın ver ama Allah'ın herhangi bir etkisi yok ki ben niye vakit kaybediyorum? Diyor ya yani. Gelmek gelsin demenin eğer ya Allah katında bir karşılığı yoksa söylemenin ne anlamı var? Bir örnek alacağım. Senin size. Görevin onu yapmak zaten. Abi tamam yapmayı anladık. Niye söylüyorum? Ama ki? Allah malayan iş verir mi ya hocam? Allah onun bu şekilde yaşadığının göstergesini sunuyor ortaya. Abi anladık. Amel yap desin geçsin Allah. Niye dua et desin? Yani ben de oradayım bak. Duanın bir çeşidi. Allah malayan bir iş istemiş oluyor bizden. Aç elini dua et ama ben sana bir etki yapmayacağım. Ha, sen boş boşuna söylersin bunu. Yani seni söyledikten ne var? Peki size bir soru soracağım. İbrahim'in babası niye inanmadı? Allah İbrahim'i sevmiyor muydu? Duası kabul olmadı. Dua kabul olmadı. İşte o dua kabul oldu, dua kabul olmadı. Çocuklar ettiriyor, dua da kabul olmuyor işte. Bak hocam bir tevhid... Hocam duanın kabul olmadığı var, kabul olduğu var. Ama öbüründe var ya... Peygamberimizin duası niye kabul olmadı? Hocam tevhilde bulunuyor ya, ben de tevhilde bulunuyorum. Kendi kendine yetmediğinin ifadesidir şey, dua. Yani sen ne kadar yasaya, sünnetullah'a uysan da ben kendi kendime yetemiyorum. Sünnetullah'a uysan da ben tek başıma bunu yapamıyorum demenin dile gelmiş halidir. Bak ben de tevhül ediyorum yani. Şimdi yok, ben bu tevhülü bir söz versem bir ayet örneği. O zaman her şeyi çift yarattık ayetine ters olur. Bir ayet örneği vereyim size. İman etmek ne demek? Güvenmek demek. Bak iman kelimesinin içinde ne görüyor? Bir, Allah'a güvenmekten geçer kesin. Allah ne yaptı bize? Peygamber gönderdi. Peygamberlere imanacaksın. Cibril'le vahiy bilgileri aktardı. Cibril'e güveneceksin. Ahiret alemini yarattı. Ahiret alemine inanacaksın. Allah'a inanacaksın. İşte bu iman ettiğin zaman sen bu imanının o Allah'ın iman ettiğin şeylere gereği gibi çaba ve performansı göstermezsen, sadece imanla kalırsan Allah bu imanı saymıyor. O zaman İbrahim, Nuh gerekli eylemi yapmadan dua ettiği için duası kabul olmadı. Böyle anlayacağız. Efendim? İbrahim ile Nuh gerekli duanın eylemini yapmadığı için duası kabul olmadı. O silsileden gidersen o sonuç. Senin dediğine o çıkıyor. Benim dediğimden değil. Hocamın dediğinden mi çıkıyor? Benim dediğimden mi çıkmıyor işte. Ben çok farklı bir şey söylüyorum. Peki hocamın dediğinden mi çıkıyor? Yok, şunu söyleyeyim o zaman. Bak şimdi Kur'an bütünlüğüne baktığımızda bak bir anlaşamadığımız bir nokta var. Bak hocam diyor ki eylem. Ben de diyorum ki söylem ve eylem. Bak ondan sonra hocam ifademle var diyor ama ifade işin içerisine girmiyor. Hocamın söylediğinin içerisinde Allah ne olursa olsun olaya müdahil et olmaz diyor. Evet. Ben de diyorum ki olmazsa ki senin aynısını söylüyorum hocamla beraber olmazsa niye dua ediyoruz diyorum ben de. Madem sonuç yani o sonuç o sonucu doğuruyorsa buradaki kişinin dua etmesinin hiçbir anlamı yok. Dua o, işte dua edememişsin demektir. Allah dua edemem. O zaman bak hocam bak ha şimdi senin söylediğinde Lut dua edememiş oluyor o zaman. Yok orada o değil. Sen o söylediğine göre Lut bak, dua edememiş oluyor. Bak, benim söylediğime göre Lut'un duası kabul olmuyor. Bak şimdi dua... O zaman duralım. Yani duası anlamak kabul... için uğraşalım. Dur. Duası kabul olan niye kabul oluyor da olmayan olmuyor? Allah'ın takdiri. Nasıl? Niye onu takdir ediyor da diğerine takdir ediyor o zaman? Bunu ben İslamiyet'e yani inanmıyorum. Bana Allah'ın adalet terazisinde... Mehmet abi duası kabul olacak, Süleyman'ın duası kabul olmayacak. Nereye sığdıracağız? İmtihana sığdıracağım. Burada adalet yok ki. Burada Allah'ın adaletini alacak. Burada Allah adalet kavramını hiçbir zaman kullanmıyor. Onun çocuğu kafir olacak, onun çocuğu Müslüman olacak. Nasıl olacak o iş? O da onun kendi tercihi. Nasıl adalet yani? Bu adaletle ilgili değil.
Hayır, maldan, mülkten, intihar sınırına alakalı kalmıyor ki. Başkalarının iradesinin girdiği devreye biz kendimiz müdahil olmaya çalışıyoruz. Hatamız burada. İşte Allah da bunu... Başkasının irade edeceği noktada biz müdahil olamayız. Müdahil olamayız. Bak, olamayız ya. Ben çocuğumun hangi yolu seçeceğine müdahil olmaya çalışıyorum. Allah da diyor ki, iradeyi ben ona yükledim, o kendisi seçecek. Hocamın dediği ayet de orla örtüşüyor, emaneti. Senin görevin de ona doğru örnek olmak. Senin sorumluluğun o. İsterse iman eder, isterse etmez. Nuh'a öyle diyor, onu senin soyundan değil. Ama senin yol çizgini bu yolda yürütüyorsun anlamında kullanıyor. Benim anladığımda İbrahim'in duası, İbrahim'in yaşantısının ta kendisiydi. Allah diyor ki, İbrahim bu işle böyle hayat yaşadı, siz de bu dua meyanında hayat yaşayın diyor. Benim anladığım çok bu. Güzel. Allah razı olsun. Olay bu. Yoksa öbür tarafı başka türlü adalet sistemi ortaya çıkıyor. Başka türlü. Hocam bu noktada adalet olmaz. Adalet olmaz. O zaman sen şunu da sorgularsın. Dersin ki bak, eğer adalet ararsan. Ali niye çok varlıklı da beni niye yaşayacak? O burada adalet yok dersin. Çünkü Allah adaleti burada bahsetmiyor. Burada bahsetmiyor. Bunlar ayrı hocam. Ha, bunlar farklı farklı kavramlar. Burada girmez olayın içerisine. Adalet değildir burada aranan. Bak. Burada aranan imtihandır. Buradaki ana kavram imtihandır. Ama burada adalet mal, değildir. Mal cennete götürmeyecek ama orada eğlenceli götürecek. Müsaade ederseniz bu konuyla ilgili ben şunu diyorum. Kaderi Kur'an hikaye ediyor. Birisi insanın kendi elinde olmayan kaderi, mesela örnekler verelim. Bir kişinin kamuru. Erkek mi doğacağı, kadın mı doğacağı kendi elinde değil. Şimdi onu da ayarlamış. Bir kişi. Ya başkasının ayarlaması önemli değil. Senin kendi ayarlayamıyorsun. Kendi ayarlayamıyorsun. Evet. Bir kişinin nerede, tamam, ne zaman, nasıl öleceğini kendi belirlemiyor. Ha, ben onu da soracaktım. O var yani. Ondan sonra Allah bir kişinin ölüm noktasına hangi ırktan, hangi renkten, hangi babanın veya dedenin torunu veya oğlu olacağını kendi belirlemiyor. Evlenme hocam. Bunun neresine girer? İnsan kendisi belirliyor. Kendi kaderi. Bak bir de işte insanın kaderi bir kendi elinde. Kendi kaderi olmuyor ama. Bak insanın kendi elinde olan kaderi. Bu kendi elinde olan kaderini insan kendi belirliyor. Bu neyle belirliyor? Allah'ın evrene yaydığı nimetlerle, yasalarla kendi yasalarını bütünleştirdiği zaman bu kendi kaderini çiziyor. İşte mesela davranışlarla ilgili kaderine Allah müdahale etmiyor. İradeye müdahale etmiyor. İradeye müdahale etmiyor. İşte dileyen nankör olsun, dileyen şükretsin derken bunu anlatıyor Kur'an. Sen şükretmek istiyorsun, Allah seni bu şükürden dairesinden yani, görürsün. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki dua senin Allah'tan onun iradesine müdahale yani, etme duası değil. Senin eylemin ona güzel örnek olur. Allah yani, devam eden sürece müdahale etmiyor. Yani devam eden hocam, bir şey. Hocam o zaman şuradan şuraya müdahale olmayan bir irade, irade söz konusu olan yerde Allah geleceği zaten bilmez, ruhatı bilmez mi deriz? Öyle düşün. Hayır, Allah yani, geleceği de bilir. Ama senin ruhatı bilir mi? Allah her şeyi bilir. Allah bilmez. Ama, bak, irademize bağlı. Bizim irademizi bilir ama bizim irademizi etki ve kontrol altına almıyor Allah. Özgür bırakıyor. İşte ama özgür bırakacağımız şeyin sonucunu yine biliyor. Denenmenin biliyor ama sana müdahalede bulunarak bilmiyor. Sana müdahale etmeden sen kendi iradenle onu yapıyorsun. Burası beni hep öldürdü bugün. Hep gittim, hep gittim saplandım buraya. Bak, buradan çıkamadım ben. Şunu anlamak lazım ki Allah'a göre zaman yok. Evet tabii ki. Allah evreni ve kainatı neyse yaratmış, zaman da yaratmış. Allah zamana mahkum değil, zaman Allah'a mahkumdur. O zaman zaman Allah'a göre yoksa, evren 1 milyar yıl, 100 milyar yıl önce yaratılsa da, 100 milyar sonra çökecek olsa da, yaratılışıyla sonu arasında Allah'ın bilemediği bir şey olabilir mi? Olamaz. Olamaz. O zaman Allah geleceği de bilir, geçmişi de bilir. Bilemez, pardon, insanın nasıl amel işleyip ama nasıl... ayetlerde Allah bilmek için diyor hocam. İşte bilmeyi belgelemek için anlamında kullanmış. Bak, Araf suresi 164. ayet. Çok böyle bir şey değil, bir direkt fiilli bir kelime. Şey değil ki, isim değil ki, yani mecazi bir tarafı yok. Yok. Direkt bilmek için yok, diyor diğer, ama. Diğer ayetlere uyum sağlar mı? Allah bir insanın kalbinden geçenleri ve ertelediklerini bile bilecek ve ondan sorumlu tutacak.
Allah hiçbir insanı nasıl amel işleyeceğini bilmiyor. Ama hiçbir ayette de sizin ne tür amel işleyeceğinizi bilir diye bir ayet de yok. Bak orada Bakara suresinin 284'ü ve Araf suresinin 164. ayetini okuduğumuz zaman buna çok güzel cevap verir. Nedir? Okuyun bakalım ne dediğini. Hangisine bakıyorsun? Bakara'ya mı Araf'a mı bakıyorsun? Araf 164. Bakara 284'de bakalım mı? Onu bir oku sen bulduysan. 164'ü ben buldum. Ali Bulaç. Onlardan bir topluluk Allah'ın kendilerini helak etmek veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediğinde Rabbinize karşı bir özür için ve bir ihtimal sakınabilirler diye dediler. İşte burada bitti mi ayetin? Bitti hocam. Burada şunu anlatıyor. Yani saf